A'dan Z'ye İngilizce video serisine hoş geldiniz. E konusu ile geçmiş zamanı öğrenmeye devam edelim. Bu videoda Perfect Tense'i çalışacağız. We use Perfect Tense to tell or explain events that is in the past but we can still observe or live their effect. Şimdi arkadaşlar Perfect Tense bir geçmiş zaman tensi. Ama şöyle düşünenler çok oluyor. Zaten bir geçmiş zaman tensimiz var. Neden biz bir de Perfect Tense'e ihtiyaç duyuyoruz? Bu tamamen gereksiz. Bazı arkadaşlarımız bu şekilde düşünebiliyorlar. Ancak bu düşünce, fikir tamamen yanlış. Aslında bu tens son derece fonksiyonel de aynı zamanda. Burada diyor ki, biz Perfect Tense'i geçmişte olan olayları söylemek veya açıklamak için kullanıyoruz. Ancak bir şart var. Bu geçmişte olan olay veya durum etkisi hala gözleniyor ve devam ediyor olmalı. İşte Perfect Tense kullanımını normal past tense kullanımından ayıran yegane özellik bu. Yani bir cümle Perfect Tense ile kurulduğu zaman onu dinleyen veya okuyan kişi hala geçerli olduğunu, tarihe veya maziye karışmadığını anlar. Yani olay ya yeni olmuştur veya o olay hala geçerliliğini korumaktadır veya sebep olduğu bir durum hala geçerlidir. In perfect tense, we use have or has after subject and all verbs come after have or has and take ed addition at the end of them or turn into their verb 3 type which is special for them. You have to change be into been when you need to use. Bu paragraf Perfect Tense'in nasıl kullanıldığını anlatıyor. Perfect Tense ile bir ifade oluşturuyorsak, öznelerimizden sonra have veya has kullanıyoruz. I, you, we, they öznelerinden sonra have, he, she, it öznelerinden sonra has kullanıyoruz. Zaten has, have'in s takısı almış halidir. Have ve has'den sonra eylemimiz, fiilimiz gelir. Ve bu fiil ed takısı alır. Veya üçüncü haline dönüştürülür. İngilizce'de düzenli ve düzensiz fiillerin olduğunu bir önceki konuda yani geçmiş zamanı anlatırken söylemiştim. Aynı şey burada da geçerli elbette. Bazı eylem kelimelerinin özel halleri vardır. Yani sadece ed ekleyerek onları ikinci veya üçüncü haline dönüştüremezsiniz. İşte bu kelimeleri kullanmanız gerektiğinde onları özel üçüncü hallerine dönüştürmeniz gerekmekte. Perfect tense'de be kullanmanız gerektiğinde de be'yi been haline getiriyorsunuz. Been, be'nin üçüncü halidir. Örneklerimizi inceleyelim. Mr. Samuel has waited for the bus a lot. Bay Samuel otobüs için çok fazla bekledi. The bus has come with full of passengers. Otobüs dolu geldi. My dogs have barked at our postman. Köpeklerim postacımıza havladı. I watched TV with my friends. Arkadaşlarımla birlikte televizyon seyrettim. I have been at home alone. Evde yalnızdım. He has stopped looking at you. Sana bakmayı kesti. She has been honored for her superior success. Yüksek başarısı için onurlandırıldı. I have made a huge mistake. Büyük bir hata yaptım. Şimdi bu Perfect Tense'de kurulmuş cümlelerin Türkçe anlamlarını açıkladığımda sanki geçmiş zamanla da kurabilirmişiz gibi algılanıyor. Çünkü the, the kullanarak ben bunları çevirdim Türkçe'ye. Eğer past tense ile yazılan cümleler olsaydı da aynı şekilde çevirecektim. Yani Perfect Tense ile past tense arasındaki farkı Türkçe anlamlarından çıkaramayız. Bu noktada Türkçe gibi düşünmeyi bırakıyoruz. İngilizce düşünüyoruz. Bu da nasıl oluyor? Cümlenin alt anlamını anlamak ve hissetmekten geliyor. Yani örneğin ilk cümleye bakarsak, Mr. Samuel has waited for the bus a lot. Eğer bunu yalnızca past tense ile yapacak olsaydık, Mr. Samuel waited for the bus a lot şeklinde yazardık ve yine ben Türkçe'ye Bay Samuel otobüs için çok bekledi diye çevirdim. Ancak alt anlamları ikisinde de farklı. Şöyle, past tense ile kurduğumda Ben anlarım ki Mr. Samuel yani Bay Samuel otobüs için çok fazla beklemiş ancak Mr. Samuel şu an nerede ne yapıyor bilmiyorum. Belki yaşıyor mu, ölü mü, otobüs geldi mi, durağı terk mi etti, bindi mi, yani ne olduğundan haberim yok. Ben sadece otobüsü çok fazla beklediğini, bu eylemin ne zaman olduğunu dahi bilmiyorum. Otobüsü çok fazla beklediğini anlıyorum. Ama bunu perfect tense ile ifade ettiğimde veya okuduğumda, duyduğumda, yani Mr. Samuel has waited for the bus a lot şeklinde görürsem ben bunu, anlıyorum ki beklediği otobüs gelmiş ve o şu an ya otobüsün içinde veya o beklediği otobüsten yeni inmiş, yani biraz önceye kadar otobüs bekliyordu şeklinde anlarım. İkinci cümlede de aynı şekilde the bus has come with full of passengers cümlesinde otobüs dolu geldi, ama ben bunu pasla kursaydım otobüs dolu geldi ama hangi otobüs, ne zaman, 2010'da mı, 1990'lı yıllarda mı, dün mü, yani bu hiç açık değil. Ama otobüs dolu geldi diye bir cümleyi perfect'le kuran birisi varsa ben anlarım ki şu an durakta dolu gelmiş bir otobüs var. Üçüncüde mesela my dogs have barked at our postman cümlesinde bunu past tense ile kursaydı köpeklerim postacıya havladı. Ama ne zaman oldu? Hangi postacı? Adam yaşıyor mu? Köpekler yaşıyor mu? Bu olay ne zaman oldu? Bir ay önce mi? 10 yıl önce mi? Hiç açık değil. Ama perfect'le kurulduğunda köpekler postacıya havlamış ve biz bu durumu gözlemleyebiliyoruz. Yani örneğin postacı koşuyor olabilir, korkmuş olabilir, şikayette bulunmuş olabilir, köpekler hala havlıyor olabilir. İşte bu açıklamayı yapıyor bize aslında perfect tense. Parantez içindeki ifadeleri okursanız cümlelerin perfect tense ile kurulduğunda past tense'den farklı olarak ne anlatmak istediğini daha iyi anlayabilirsiniz. You need not work to describe a negativeness. Yine bu tensemizde de olumsuz bir cümle kurmak veya olumsuz bir ifadede bulunmak istiyorsak ihtiyacımız olan tek şey not. Perfect tense'de oluşturmuş olduğumuz bir cümleye not eklediğimizde, ki bu not have'den veya has'den sonra gelir, o cümle olumsuzdur. I have not been there. Orada değildim. You have not come to dance tonight. Bu akşam dansa gelmedin. Shakira has not seen anywhere after her concert. Shakira konserinden sonra hiçbir yerde görülmedi. He has not cheated on you. Seni aldatmadı. The dog has not run after this cat. Köpek bu kedinin peşinden koşmadı. Ekranda kısa özeti inceleyebilirsiniz. İzleyen konularda da geçmiş zamanı öğrenmeye devam edeceğiz. İyi çalışmalar. Diğer tüm videolar için kanalımı ziyaret edebilirsiniz.